fırıncılara. Ben de fırıncılarda faydalanıyorum. Şu an destek olur. Aynen, ben de kaymakam bey. Pidalar 3 lira. Adamlar zaten Sivrice'nin malum müşüsü. Maddi desteği, maddi kaymakam beyse olsun, maddi desteği de bizde oldu, manevi desteği de oldu. Esnaflarda geziyor, vatandaşın da içine giriyor. Evet, 15 gündür evet, devam eden yağışta ama şu an burada pek yağış gözükmese de Akgök köylerimiz hala tipler mevcut. Evet, gerçekten kaymakamımız genel belli ciddi bir şekilde ilçemize katkı sağlamak için elinde geleni yapıyor. Hem esnaf açısından hem vatandaş açısından. Aynı şekilde esnaflar da içinde bir desteği olmuştur. Yardımlarda bir şekilde esnafların da vatandaşa ulaşması için esnafta temin etmek talebinde bulunmuştur. Yani bu konuda kaymakam beyin ciddi bir şekilde ilçe için yani bir çabası gerçekten var yani. Devlet büyüğümüz olarak gerektiğinden fazlasıyla çaba sarf ediyor. Aynı şey köylerimize de, vatandaşlarımıza, köydeki bulunan muhtar veya buradaki kalan vatandaşlara ciddi bir şekilde katkı sağlamaya çalışıyor. Hele ki bu kış aylarında yani ciddi bir şekilde özellerimiz kaymakamlığa bağlı, ilçede belediyemiz ciddi bir şekilde çaba sarf edip yani vatandaşı mağdur etmemek için eline geleni yapmıştır. Esnafa da maddi desteği de oldu. Yani halen de oluyor bildiğim kadarıyla. Yani o konuda hiçbir sıkıntı yaşamamışızdır. Kendisine teşekkür ederiz. Saatlerce, 5 saatte şu ırmaklardan şeye girdik. Büyük deprem sonrası esnafımız çok büyük yaralar almıştı. Birkaç ay sonrasında da yaşanan pandemi süreci malum bütün dünyada ve Türkiye'de tüm insanları olumsuz yönde etkiledi. Sivrice ilçesinde buna bir de deprem eklenmişti malumunuz. İnsanlarımız buradan göç etmek durumunda kaldılar. Şu anda her ne kadar evlerimiz yapılmış olsa da kış şartları sebebiyle yeterli nüfusumuz yok. Özellikle son 15 gündür yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle de hayatı neredeyse durma noktasına gelmişti. Biz Sivrice Kaymakamlığı olarak her zaman esnafımızın yanında olmaya çalıştık. Geçtiğimiz yıl başlattığımız bir programla onlara nakdi destekte bulunuyoruz. Bu yıl da bunu gerçekleştirdik. Onun haricinde her türlü ihtiyacımızı biz kendi yerel esnafımızdan karşılamaya özen gösteriyoruz. Sivrice'nin kaynakları, Sivrice aktarılan kaynaklar yine bu ilçede kalsın istiyoruz. Fırınlarımızda askıda ekmek projesini başlattık. Binlerce ekmeğimizi ihtiyaç sahibiyle buluşturacağız. Aynı şekilde gıda paketlerimizi de kendi esnaflarımızdan alarak yine kendi vatandaşlarımıza sunacağız. Sivrice Kaymakamlığı her zaman Sivrice esnafının yanında. Küçüğü mü? İbrahim kaçın şey oldu? En küçüğünüz mü? En küçüğünüz mü? Fazla gelmiyor. Nerede çalışıyor demiştim? Ümtaş'ın, önce Ümtaş var ya yukarıda aslında Zabur'daki Ümtaş. Evler gitti. Ya çocuklar ne oldu?
Koş. Çekiyor. Nasıl çıktın bu tarafa? Allahu ekber bismillahirrahmanirrahim eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulullah.